Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçmeli. Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Başkanı Zeynep Göktaş, son günlerde yaşanan üzücü olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Polatlı ve Ağrı'da canice katledilen minik kız çocukları olaylarından herkesin ders alması gerektiğini belirten Göktaş, ülke genelinde daha kapsamlı çocuk koruma politikalarının hayata geçirilmesinin şart olduğunu kaydetti. En büyük görev anneye düşüyor. Göktaş, ülkemizin teminatı olan çocukların korunması için özellikle ebeveynlere ve devlete büyük görev düştüğünü ifade etti. Ailede özellikle annenin önemine vurgu yapan Göktaş, ailede annenin önemi daha büyük. Çünkü çocuğuyla en fazla vakit geçiren annedir. Onun için anne çocuğuna sürekli bu konular ile ilgili bilgilendirici konuşmalar yapmalı ve annenin gözü her zaman çocuğunun üzerinde olmalıdır. Anne çocuğuna yasak ve kuralları da iyice öğretmelidir. Mahremiyet eğitimi vermelidir dedi. Sürekli kontrol edin. Çocukların dışarıya tek başına asla gönderilmemesi gerektiğini belirten Göktaş, çocuklarınızı sürekli kontrol edin. Parka, sokağa çocuğunuzu tek başına salmayın. Çocuğunuz parkta oynamak istiyorsa siz de onunla birlikte gidin. Üzücü bir şey yaşamamak için çocuğunuza gözünüz gibi bakmanız lazım diye konuştu. Meclisin yeni döneminde cinsel istismarcılara, çocuk katillerine karşı caydırıcı cezaların getirilmesinin şart olduğunu ifade eden Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden caydırıcı kanunlar bekliyoruz. Hak eden herkes cezasını çekmeli. Şimdi cezalar çok hafif. Cinsel istismara karışan kişiler 1-2 sene içerisinde içeriden çıkıyor. Bu kadarına da pes dedirten vakalarla karşılaşıyoruz. İnanın biz de çok şaşırıyoruz. Bu üzücü olayların yaşanmaması için acilen önlem alınmalı. Büyüklerin hatalarını küçükler minik bedenleriyle ödemesin şeklinde konuştu. İhbarların üzerine gidilmeli. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir ihbar biriminin kurulması için çağrıda bulunan Göktaş, cinsel istismar konularında bize çok sayıda ihbar geliyor. Bakanlığa bunları iletiyoruz ama olumlu bir sonuç alamıyoruz. İhbarlar artık daha fazla dikkate alınmalı ve bakanlıkta bu konularla ilgili çocuk birimi kurulması gerekiyor. Aileleri de bilinçlendirmek için çeşitli basılı kaynakların çıkartılması gerekiyor. Çocukların korunması için parklara ve belli noktalara özel sivil koruma ekipleri konulabilir. Ayrıca kimyasal hadım da getirilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı.